madde bağımlılığının aslında tabii baştan beri konuşulan bir şey var. Biyolojik bir hastalık, psikolojik nedenleri var, sosyolojik nedenleri var ve psikolojik, sosyolojik ve biyolojik sonuçları da var. Şimdi bu anlamda bakıldığında böyle bir durumdan özellikle gençlerimizi korumak için neler yapabiliriz diye bakarsak, bir kere bağımlılık geliştiyse tedavi edeceğiz. Tedaviden sonra hastalarımızı tedavinin uzun soluklu olmasını sağlayabilmek için rehabilitasyona göndereceğiz. Ama bunlar gerçekten bir kez bağımlılık geliştikten sonra tedavi çok kolay olmuyor. Başarı şanslarımız çok yüksek olmuyor. Çünkü bağımlılık ömür boyu süren bir rahatsızlık neredeyse. Onun için devlet olarak, aslında devlet kurumları olarak ya da bilim insanları olarak bizim görevimiz aslında bir öncesi. Yani kişileri bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaktan korumak olması gerekiyor. Burada en önemli görevlerden bir tanesi aslında tabii ki ailelere düşüyor. Yani ailelerin daha gençlerle olan ilişkilerinden tutun, ilk madde kullandıklarını saptadıkları ya da şüphelendikleri durumda dahil olmak üzere neler yapılabileceğini çok kısaca özetlemek isterim. Birincisi, aileler hep şunu söylüyor: hocam biz onunla çok yakınız, arkadaş gibiyiz. Lütfen arkadaş olmayın çocuklarınızla. Onların arkadaşı çok ama onların bir anne babaya ihtiyacı var. Yani onlara hayatın doğrularını, yanlışlıklarını gösterebilecek, hayatın bir disipline edebilecek, neyi nasıl yapmaları gerektiğini götürebilecek bir anne babaya ihtiyaçları var. Zaman zaman sevebilecekleri, ben buna dans etmek istiyorum, şakalaşabilecekleri ama zaman zaman da kuralların konulabileceği ve kurallarla gidebileceğini gösteren, yani sağlıklı bir aile iletişime ihtiyaçları var bakıldığında. Tabii ki okullara çok fazla iş düşüyor. Okullara ve özellikle de öğretmenlere. Yani aileden çocuğun ilk işte 5'li 6'lı yaşlarda okula, öğretmenlere teslim ediyoruz. Ailenin çok otoriter olan, çocuğunu ketleyen ailelerde de madde kullanımını görüyoruz. Tam tersine çok gevşek olan ailelerde de görüyoruz. Yani hayır diyemeyen, kendi fikrini ortaya koyamayan çocuklarda da ciddi bir sorun. O zaman okulların eğitiminde çocuklarının kendilerini ifade edebilecekleri, istemedikleri bir şeyi, bu her zaman bir madde kullanımı olmayabilir, bir cinsel suistimal de olabilir, buna hayır diyebilecek eğitimin bir parçası olarak bunu oluşturmalıyız. Yani ülke politikasının içinde bir bölüm olarak oluşturmalıyız. Tabii ki eğer bir kez maalesef hangi nedenlerden dolayı olursa olsun madde kullanımı olmuş ve sonuçta bağımlılık gelişmişse, o zaman da bu konuda çalışan biz profesyoneller tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla devreye gireceğiz.